insanlar tuhaf tuhaf bakıyor. İnsan içine ailem olmadan çıkamıyorum. Annemle babamın yardımıyla dışarı çıkıyorum. İnsanlar genellikle gelip soru sormadan direkt şey yapıyorlar. Ya sen böyle misin falan. O beni çok rahatsız ediyor. İnsanlar hastalığını bilmeden direkt dokunmak istiyorlar falan ama bana zarar verdiklerinin farkında değiller. Genellikle çok zorlandım. Dolmuşa inip binerken ya da otobüse inip binerken kimse yardımcı olmuyor. Bu bizim annemle zorumuza gidiyor. Hastalığım 5 yaşlarında başlamış. Ben o zamanları çok fazla hatırlamıyorum. Ailem fark etmiş ve işte teşhisim konmuş. 8 yıldır Bağcılar Hastanesi'nde enzim tedavisi görüyorum. Liseyi çok zor okudum. O şekilde şey yapayım. Arkadaşlarım çok yardımcı oldular ama ilk başta tabii ki de şey oldum. Tuhaf oldum çünkü birinci sınıftakilerin bile boyu benden daha uzun olduğu için şey yaptılar, alışmakta zorluk çektiler. Ama sınıf arkadaşlarım da zamanla alıştı. Hepsi çok yardımcı oldu bana. Bir hayalin var mı? Gelecekte şunu yapmak isterim, şu olmak isterim. Böyle bir hayal kuruyor musun? Ya şu anlık çok fazla bir hayalim yok. Sağlıklı bir şekilde hayatımı sürdürmek isterim. Nadir hastalıklar hayatımızın her yerinde var. Lütfen insanlar daha dikkatli olsun. Bizi yadırgamasınlar, yardımcı olsunlar. Biz özeliz ve nadiriz. Ve hayatın her yerindeyiz. Benim gibi olanlara hayattan vazgeçmemesini, mücadele etmesini tavsiye ediyorum. Mücadele etmezlerse hayatları daha çok zorlaşır. Rahat bir şekilde yürümek istiyordum ben daha öncesinde. Ne bileyim, tek başıma çarşıya çıkmak istiyorum mesela ama bu mümkün değil. Benim yaşıtlarım şu anda genellikle ya evleniyor ya çocuk sahibi oluyor. Ve ben bunların hiçbirini yaşayamayacağım. Bu beni üzüyor. Ama tüm bunlara rağmen aslında tamamen pozitifliğinizi de koruyorsunuz. Sürekli yaşıyorsunuz. Evet, çünkü mecburum. Benim hayatım bu şekilde. Ve ben bunu kabul ettim ve kendimle çok barışık bir kızım ben. Yani ben de arkadaşlarımın çocuklarını seviyorum. O şekilde hitap edeyim. O dolama ya, o şeydeydi, dolama. Bebek arabasını götürdük okula. İzel'in tanısı 5 yaşında kondu Ankara Gazi Üniversitesi'nde. O günden bugüne çok zorluklar yaşadık. Özel gereksinimli bir kız çocuğunun annesi olmak benim için gerçekten çok zordu. Okul hayatında çok zorluklar yaşadık. Arkadaşları sağ olsunlar yardımcı oldular. Topluma karışmak istiyor İzel. Hiçbir şeyden geri kalmak istemiyor. Ben normalim anne diyor. Neden hep geri duralım? Birçok yere gidiyoruz, etkinliklere katılıyoruz fakat ne bileyim, benim için de hep bir burukluk. Herkes koşup oynarken benim kızım tekerlekli sandalyede, hep kucakta. Ben ister istemez etkileniyorum bundan. İzel'le varım ben. İzel olmasaydı bugüne olur muydum hiç bilmiyorum. Yani kızım sayesinde ayaktayım. Bazı arkadaşlarımız var, çocuklarını dışarı çıkarmıyorlar. Onlar hep evde, hastaneye gelip enzim almalarını, kiminin babası izin vermiyor, kiminin dedesi izin vermiyor. Okula göndermiyorlar çocuklar alay ettikleri için. Ama bu çok yanlış bir hareket. Bence tüm çocuklar okula gitmeli, sosyal hayatları olmalı. Yani bilmiyorum ben. Bu konuda onlara destek vermek isterim.